Yani ilk önce söylemem gereken tek şey, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. 18 Mart 2015 tanışma günümüz. Her ikimiz de birbirimizden habersiz havaalanının bekleme salonunda. Ahmet amcamız sayesinde, eşimin eniştesi oluyor kendisi. Onu tanıyor olmamın getirdiği bir durumla ve yaşadığı özel bir durumdan dolayı havaalanında denk gelip yanına gitmem üzerine seninle tanışma fırsatı buldum hayatım. Birbirimizi tanımak gibi bir fırsatımız da Ankara'da devam etti. Aynı uçakta Ankara'ya gitmek ve o yolculuk sırasında bana ciddi anlamda yardımda bulunuşun. Tabii ki senin Facebook'tan gönderdiğin arkadaşlık isteğimi onaylamam için tek sebepti. Bir hafta gibi bir zaman yan yanaydık. Bir hafta Ankara'da beraber geçirdiğimiz günler içerisinde birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Bu bir hafta çok güzel geçti her ikimiz için de. Sonrasında senin Kıbrıs'a dönüşün ve benim hala orada kalmak zorunda oluşum bizi birbirimizden koparmamıza yetmedi. Her şey aynı güzellikte araya giren mesafeye rağmen devam etti. Benim 3 aylık tatilim bu tanışmadan dolayı bir ayda bitti. Bir ay sonra Kıbrıs'a geldiğimde yine beni çok güzel bir şekilde karşılayan sendin ve bu karşılamanın sonrasında zaten beraberliğimizin nereye gitmesi gerektiği çok aşikardı. Çok geçmedi. Ben ilk önce kendi aileme bahsettikten sonra sen evimize geldin. Ailemle tanışmak için o adımı attın. Ailemle tanışman beraberinde ailemin düşüncesi olarak olumlu olması bizi bir adım daha ileriye götürdü. Sonrasında çok geçmeden ben senin ailenle tanıştım. Her şey karşılıklı çok güzel ilerledi. Kısa bir sürede de zaten istememiz ve nişanımız gerçekleşti bir ay süreyle. 18 Mart 2016 tanışmamızın birinci yılı, evliliğimizin ilk günüydü. Çok özeldi. 18 Mart 2017'de tanışalı 2 yıl, evleneli 1 yıl oldu ve bu süreyi de bu şekilde doldurmak bütün zorluklarına rağmen, bütün olumsuzluklarına rağmen harikaydı ve bu şekilde de devam etmesi Allah'tan tek dileğim. Düğünümüze çok az bir gün kaldı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Her şeyin çok güzel olması tek dileğim. Yeniden söylüyorum bunu ve ömür boyu sürmesi. Her şeyin hak ettiğimiz kadar güzel olmasını kalbimden sadece geçiriyorum. Ve öyle olacağına da inanıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah her zaman temiz kalpli, iyi niyetli insanların yanında. Her şeyin çok güzel olacağına yürekten inanıyorum bu anlamda. Allah'ıma sonsuz güvenim ve minnetim, şükranım bunun devamını bu şekilde getireceğinden beni emin kılıyor. Her şeyin ellerimizin bir ömür boyu hiç ayrılmaması dileğiyle hayatım. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Çok zorlu günler geçirdik Kübra ile ama birbirimize sımsıkı kenetlemeyin de bildik. Onunla olduğum zamanlarda zamanın durmasını istiyorum. Onunla çok güzel vakit geçiriyorum. Kübra'mı çok seviyorum. Bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum eşimle. İyi ki hayatımdasın Kübra'm. Seni çok seviyorum aşkım.